Oralarda bitirdim. Ya abi ikincilik yani. Bu Galatasaray'da tarihin en iyi Galatasaraylarından bir performans koyuyor ortaya. Hakikaten çok başarılılar. Yani bir şey diyemiyorum. Okan Hoca da, Icardi geldi, iyi çıktı. Yani Galatasaray takımı bence sahada iyi oynuyor. Biz yo, de ben sana şöyle katılıyorum. Şimdi herkes yani daha ne diyeyim? Şunu herkes konuşmuyor mu? Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi şampiyondu. O zaman evet. O zaman. Yenseydi, evet. Ve doğru. O Emre Belezoğlu evet, gönderildi. Evet. Ondan sonra da tekrar istikrar sonuçlar. Herkes diyor mu? Keşke yani diyor değil mi? Eğer kalsaydı belki sezona başlasaydı. Hangisi daha doğru olurdu mesela? Emre Belezoğlu'nun kalması mı? Jesus'la mı devam edilmesi? O sene Emre Belözoğlu bir şekilde camiada tutulmalıydı. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Yani camianın içinde biliyor, tutulmalıydı. Camiayı biliyor. Sonuçta bizim ligimizin... İşte abi, iki ben sene üst üste çalışmıyor kimse. Onu anlatmış. Yo, doğru söylüyorsun yani. Bu ama dediğin gibi şimdi burada Jesus'a başarı... Mesela, pardon bak. Bir şey daha söyleyeyim. İki sene son, çok özür güzel. Dilerek söyleyeyim. Bak Sergen Hoca Abdullah Avcı'nın yerine geldi. Ertesi yıl şampiyon oldu. Abdullah Avcı Edrington'un yerine geldi. Ertesi sene şampiyon oldu. Ondan önceki hep hocalara bakın. Alan Ertuğrul Sağlam'dan Mustafa Demirel. Ama sonra geldi. Jesus kadroyu kendi kurdu. Tamam fark etmez. Sonra tamam işte, ikinci yıl. Bak şimdi. Onlar şimdi, ya şimdi, bir bitirebilir miyim? Tabii bitir abi. Onlar Türkiye'yi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bu adam daha yeni öğrendi. Yeni öğreniyor. Yani medyayı da yeni öğreniyor. Okan'ı da yeni öğreniyor. Evren'i de Altan'ı da. Yeni öğreniyor. Evet. Fırsat geliyor. Galatasaray deplasmanı yeni öğreniyor. Sen diyorsun ya coşkulu futbol oynatmıyor. Ya biz... Abi sen yeni öğrendi. 76 bak, tane gol kim atacak? Yeni öğreniyor, bir sezon geçiyor. Bak ben olabilir, şunu anlamıyorsun. Şu detayı bak çok önemli bir yere değiniyorum ben. Değil. 1, 2, 3 hatalar 4, 5, 6, 7, 8 olmaz. Bir kere iki kere yaparsın. Ya, ama olabilir. Sen kadro seçimi, oyun sistemi, oyun anlayışı, taraftarla sinerjini her şeyini iyice kaybetmişim. İnanç yok. İnanç olmadığı yerde şey başarısı öyle olmaz. Şey kim olursa olsun. Öyle bir şey sana göre yok. Bana göre ben bunu ben görmüyorum. Bana göre de Beşiktaş ama, başarısız. Ya şimdi nereye başarısız abi? Şenol Hoca geldikten sonra başarılı Beşiktaş. Ankara gücüne elendin kupada Şenol Hoca. Şimdi o şeyin bıraktığı enkaz. Sivas'a 2-0 yenildin. Fener 3-1 yendi beğenmediği Jesus. Sen 2-0 yenildin şimdi, orada. Şimdi sevgili Jesus neyle ilgili en çok eleştirdik? Üçlü sistem değil mi? Yok. Ya ben öyle eleştirdim. Yani birçok yorumcular herkes bununla ilgili eleştirdi. Ne yaptı abi? Gitti Galatasaray maçında üçlü sistemle oynadı. Büyük bir ezimete uğradı. Peşinden Beşiktaş maçı aynı şekilde büyük bir ezimete uğradı. Yani hala üstünde duruyor. Bugün de mesela bakmasın millet şunu aldanmasın. Aslında bu maçta 4-4-2 değil. Bravo. Aynı şey. Top rakipteyken Fenerbahçe dörtlüye dönüyor. Top kendisindeyken üçlüye. Yediği gol nasıl? Arkaya atılan top, Serkan topta. Yine sıkıntılar var. Buna bir çözüm bulamıyor. Sen yıllardır bak Evren abi söylüyor. Aylardır bu takımla beraber çalışıyorsun. Oyuncularını iyi tanıyorsun. Ama senin bir kere kadro seçimi Mert Hakanyan'da İsmail. Bunlar üretkenlik anlamında neler verebilir sahada? Üretebilir mi? Pas bağlantıları kurabilir mi? Yok. Senin elinde o özellikte oyuncular var. Ki mutlak ve mutlak kazanman gereken bir maçta sen bu oyuncuları değerlendirmiyorsan kusura bakma. Sen Beşiktaş'a, sen Fenerbahçe zarar ve ihanet ediyorsun. Senin eline Emre Mor gibi oyuncular var. Sen oyuna alacaksın. İyice kapanmış set oyununu oynayan bir Giresunspor var. Kimle aşarsın bu? Hava hakimiyeti olan oyuncular ve dar alanda kreatif oyuncularla. Allah bize aitse Emre Mor'u, Serdar Dursun'u. Gidiyorsun Pedro'yu uzun zamandır oynamamış King'i alıyorsun, Pedro'yu alıyorsun. Yani bu oyuncular gidiyorsun Valencia'yı çıkartıyorsun. Ben soruyorum sana abi bugünkü yaptığı kadro seçimi ilk 11 ve değişiklikler doğru mu? Değil. Hayır, değil. Fenerbahçe maçı Beşiktaş maçında ne dedik? Üçlü de oynatması doğru mu? Değil dedim. Değil. Galatasaray maçında ama işte bu hatalar zinciri peş peşe geldiği için ben eleştiriyorum. O zaman Fenerbahçe kulübü büyük zaten. Büyük bir camia. Alması işte Fenerbahçe. Daha olmuyor mu? Yıllardır kupa alamayan Fenerbahçe camiası bunu bekliyor işte. Bunu bekliyor. Onu sen anlayamazsın. Bak onu anlatmaya çalışıyorum. Ben nasıl ki senin yeşil sahada oynadığın futbolu sadece düşünebilirim, yaşayamam. Orada da sen Fenerbahçe camiasının ne hissettiğini anlayamazsın. Ben diyorum ki Fenerbahçe camiasından daha önde düşünmeye çalışıyorum. Ya, çünkü ikinci yıl aynı teknik direktörle çalışmazsan ve golün bir yıl sonraki versiyonunda gene hocayı kovup bir sonraki sezon Fenerbahçe 11. yıl şampiyon olamayacak mı diye soracağız. Yani Jesus'un o yüzden kalması lazım. Zico'dan sonra kaç teknik direktör geldi yabancı teknik Altan direktör? Altan abi anlatmak istedi daha genel. Son bir şey soracağım yani, abi anladım ben. Zico'dan sonra kaç tane yabancı teknik adam geldi Fenerbahçe? Bayağı kaçı geldi. Şampiyon yaptı? Kaçı hangi yerli hocalar şampiyon? Zico'dan sonra yabancı yok. Geldi mi? Geldi. Yabancı geldi. Kumar. Yabancı şampiyon yok. Yok işte ama ki şampiyon. Süper Lig'de yok. Ya tamam işte onu alın. Bizim ligimizin dinamikleri yabancı hocalara uymuyor abi. İnsanlar ne zannediyor biliyor musun? Ya bizim lig çok kolay bir lig falan. Halbuki büyük takımlara karşı Evren abi de biz de yıllardır Anadolu takımlarını oynadık. Karşımda Göktu, Icardi, işte Batshuayi örnek mesela Abubakar olduğu zaman ikili sıkıştırırız, baskılı oynarız, coşkulu ısırırız. Sen bu ligi bileceksin, medyayı bileceksin. İşte biliyor. Ya kesin
seneye başlarken biliyor olacak. Seneye başlarken biliyor. Yine seneye aynı sıkıntıları, aynı hataları yapmaya devam ederse, bir sezonda affedersin çöpe giderse ne olacak abi? Ya kupayı alırsa bu sezon? Ya bu gidişatla alır mı sence bu yaptığı kararlarla, aldığı kararlarla? Ya abi, biraz ona siz yoksunuz kupada. Ha? Beşiktaş yok, Galatasaray yok. Aynen. Trabzon yok, kimse yok yani. Abi ben 2 sene önce 3 kupa aldım. Sen 9 senedir kupa alamıyorsun. Şimdi ona, oralara gelirsen ben sana bir sürü anekdot sunarım tamam, buraya, koyarım ortaya. Ama Jesus, tamam Jesus olsun. Ben de sana bir soru soracaktım abi. Jesus'u camia istiyor mu? Taraftar istiyor mu? Kalmasını istiyor mu? Evet, istiyor. Tamam, başka bir şey söylemiyorum abi. Evet, istiyor. İtüdis de elenirse Olympiakos'u gene istiyor be. İtüdis de başlayacak, Terzic de başlayacak, Jesus da başlayacak. Yani siz şeyi anlatmaya çalışıyorum ben. Fenerbahçe ikinci olacak, bu programın, Türkiye'deki medyanın bilmem ne sorunu olabilir. Ama bizim sorunumuz değil. Yani Fenerbahçe camiası gelecek sene Jesus'la başlayacak. Ya zaten anlatmaya çalışıyorum. Şöyle şimdi burada... Olabilir, ben bak ona saygı duyuyorum. Ya tabii ki canım. Şu var hani... Gordon Milne üstüne şampiyon olamadı. Yıllardır. Kaldı takımın başında. Derbal, futbolun içerisinde. Bazen istikrar çok önemlidir. O istikrardan yana. Demek ki çoğu Fenerbahçe bunu düşünüyor. Başkan da belki mantıklı. Yani burada dediğin gibi şey Jesus'u başlayınca Allah ne yaptı Fenerbahçe demeyiz yani, anladın mı? Uzun süre olmadığı için şampiyonluk üste geldiği için bu şimdi mi yapıları denilebilir ama ne zaman yapacak? Bunlar hep tartışılabilir durumlar. Ben maç maç eleştiririm ama genele baktığımda Jesus'un yaptığı hatalarda biraz ligin belli dönemlerinde oyuncularda adaletli davranmadı. Bak, oyuncu seçimlerinde adaletli olmadı. Belki tanıma sürecidir. Fenerbahçe'nin o lüksü var mı bu yolu kaybetme? Yoktu ama şu an %99 kaybetti. Kupa şansı var. Altan abi diyor ki devam etmeli. Ben de her zaman diyorum ki Türk Hoca çok daha avantajlı. Ama istikrar dediğin öyle zaman... Öyle bir Türk Hoca da mesela aday var mı yani? Hani Jesus gitsin. Ya bizim hepimizin bir adayı olabilir yani. O merak ediyorum mesela. Okan yani sana da söyleyeyim. Hani ısrarla gitsin zaman diyorsun ya. Var abi. Kim olabilir mesela? Yani. Gitsin İsmail Hoca'yı getirsin abi. En azından yakında camiayı biliyor. İsmail Kartalı. Tabii İsmail Kartalı getirsin mesela. Tanımam etmem. Bak şunu yanlış anlamasın insanlar. İsmail Hoca'yı da çok sevim belki. İsmail Hoca'yla bir kere karşı karşıya gelmedim. Bilmediğim bir insan. İsmail Hoca geldiğinde başarılı mıydı? Kaçıncı bitirdi ligi? 5 hafta daha olsa belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Trabzon değil. Başarılı oldu. Başarılı yani, oldu. Nereden ama daha önce de gelip başarısız oldu. O da olabilir yani. Sonuçta başarısız oldu ama şampiyonluğu kaç puanla kaybetti? Fenerbahçe 10 kişilik Kayserispor'a İsmail Kartal'la 1-0 yenip kupadan elendi. Slavia'dan da 6 gol yedi. Olabiliyor abi şimdi. Olabiliyor da sen Jesus'u başarılı saymıyorsun. İsmail Kartal'ı başarılı sayıyorsun. Ben o acıları... Ben Jesus'la ilgili... Ama İsmail Hoca şimdi İsmail Hoca şey hiçbir zaman da sezon başı gelip istediği oyuncuları transfer edip... İlk sene yaptı işte ya. Yaptı ama... İlk hocalığında yaptı. İkinci hoca... Hayır, o Ersun Hoca gittikten sonra o kadroyla devam etti. Bak, ama Jesus Hoca sezon başı onun takımıydı. Tamam, sezon başı Ersun hiçbir transfer yapmadı. Alttan daha iyi hatırlar. Şimdi ben o kadar kaç sene öncesini hatırlamam yani. Ersun Hoca'nın takımıydı o. Ama İsmail Hoca hiç transfer yapmamış mıydı Alttan? Yapmıştır herhalde. Ya olabilir. Okan, Şenol Güneş giderse Beşiktaş'a da düşünsün. Ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Abi Şenol Güneş, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şenol Hoca geldikten sonra böyle bir panik havası başladı. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de bir stres başladı. Çünkü iyi bir gidişat var. Ki bu da gösteriyor zaten Beşiktaş'ın. Ama Beşiktaş'a geldiğim zaman da Beşiktaş'ı da değerlendir. Ama lider de nereden geliyor? Abi sen sonuca bakmıyorsun ki. Ben sana rakamlarla konuşuyorum. Sen diyorsun ki takımı kendi kurmadı. Kupada vardı. Galatasaray'ın da bir puan önündeydi. Kupada sakatlıklar, eksiklikler tamam, çok vardı. Tamam bak sen bağırıyorsun. Jesus basın toplantısı geldi. Jesus'un 6 tane oyuncusu yok. 7 tane yapalım, oyuncusu yok bu hafta. İzleyelim bakalım Jesus neler söylemiş. Ondan sonra yine yorumlara devam edelim. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin 3 puan gerisinde olduğumuz için oynadığımız bütün maçları kazanmamız gerekiyor ama bugün istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor bugün. 1-1 sonrası çok fazla süre geçirme oldu. Kaleci out atışlarını çok uzun sürede kullandı ama bu yeni bir durum değil. Türkiye'de devamlı olarak karşılaştığımız bir durum. Şu da bir gerçek ki takım ofansif anlamda daha önceki maçlarda olduğu kadar kuvvetli değildi. Bunun da cezasını beraberlikle ödedik. Ligin bitmesine 3 maç kaldı. Evet, bugünkü mağlubiyet sonrası işler bizim için biraz daha karmaşık oldu ama matematiksel olarak hala şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak. Şimdi işte sizin dediğiniz çerçevede ofansta istediğimizi yapamadık, galibiyeti koruyamadık ana fikri üzerinden bir açıklama. Burada tabii şöyle bir şey var. Hani biz burada aslında bakarsanız Jesus'u kovalamayı konuşmuyoruz. Neden Jesus'u kovalamayı konuşmuyoruz? Zaten Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hayır, şunu demek istiyorum. Yönetim, başkan yani. Şöyle diyorum. Jesus'un zaten sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Evet. Sen
Önümüzdeki sene Jesus'u takım başına getirir misini konuşuyoruz. Evet. Yani şimdi ama ben tersten bakacak diyor. Hayır, hayır. Ya tamam zaten dediğimiz gibi kalabilir. Tekrar söylüyorum ben kendi adıma. Hani Fenerbahçe Jesus'la devam ederse vay be işte Sayın Ali Koç hayatın hatasını yaptı. Nasıl Jesus'la devam eder demem ben kendi adıma. Çünkü aynen ikinci olmuş bir hoca. Avrupa'da tur atlatmış takıma. Ve dediği gibi başarılı tarafları da olan bir hoca. Ona bir şey diyemem. Ama dediğimiz gibi burada kovulma yok. Sen önümüzdeki sene Jesus'la devam eder misin? Jesus'un bir maliyeti var. Şu anda gelmiş geçmiş belki de en pahalı hoca. Hani şimdi, 7 milyon euro galiba değil mi? Değil mi? Şimdi oradan bak, ben oradan geliyorum. Yani baktığın zaman en pahalı hoca. Bu gelmiş, aynı şekilde. Gelmiş geçmiş derken? Yani Türkiye'de çalışmış herhalde en pahalı hoca benim bildiğim. Bilmiyorum. Yok. Belki bir şeyin Hiddink'in milli takımı takım hocalığında galiba çok 7 garip. 7 milyon euro mu alıyorsun? Garip paralar verildi. Ben Türkiye'de öyle bir para. 7 milyon eurolar alan yok, bir hoca tanımıyorum. Yok yok. Ha, 7 milyon mu alıyor? Öyle söylüyorlar. Öyle bilmiyorum söylüyor sağda solda yazılan çizilen ne öyle. Yani 7 milyon mu bilmiyorum. Onu yani aydınlatırsan bize yok, doğru bilgi yani verirsen. Ben insanların aldığı parayı ne çok abartırım ne de ay neyse, çok fazla bilmiyorsam. O civarlarda aldığını biliyoruz. Sonuçta şimdi, artı bu sene herhalde Fenerbahçe'nin son 10 yılındaki en yüksek abi, transfer. Abi ne alıyor ne ediyor bizi bir dakika abi ben şunu demek istiyorum. Beni de ilgilendirmez. Ben Fenerbahçe yönetimi yerine koyuyorum kendimi. Yani diyorum ki ben şimdi adam herhalde seneye 2 milyon euroya çalışmayacak değil mi? Aldığı paraya kadar çalışacak. Tabii. Yani o parayı bu hocaya verir misin? Artı bu sene yapılan işte Osterwolde'ler, şeyler, Pedro'lar, şunlar işte 10 milyon, 4-5 milyon euroluk o hiç forma giymemiş Bruma'lar. Yani baktığın zaman bir 20-30 milyon eurolukta bir transfer var. Burada da başarı yüzdesi düşük. Yani ben onlara bakıyorum yani. Fenerbahçe'de bu şeyle devam eder misin? Mesela önümüzdeki sene ben bu takım devam eder mi? Yanlış anlıyorsunuz. Ben etmeli, devam etmeli demiyorum ki. Ya sen zaten edecek diyorsun. Edecek diyorum. Anlaşmışlar. Yani ben sana aslında yok, bir haber veriyorum. Evet. Ben diyorum ki ben Fenerbahçe gelecek sene Jorge Jesus'la devam edecek. O zaman kritik kayıp yere kaldırın. Altan Tanrıkulu, Jesus Fenerbahçe'de devam edecek. Bir manşet verdin sen burada yani. Bir haber. Yani Fenerbahçe tamam, zaten bütün planlamayı yapmaya tamam, başladı. Tamam ben bir şey demiyorum zaten. Dediğin gibi, de hayır, bize demek de düşmez. Çünkü aynen biz dediğin gibi devam ederse bu sefer de devam etti ne olduğunu mesela konuşuruz masada. Mesela şu anda Okan Buruk'un da sözleşmesi bitiyor. Okan Buruk'un da bitiyor. Galatasaray yönetimi de onun sözleşmesini uzatmakla ilgili düşünüyor. Belki de konuşuyorlardır aralarında. Konuştular da zaten. Ha, ya ama sezon sonunu bekliyorlar. Uzatır, ama hayır, sezon sonunu bekliyorlar. Şimdi opsiyonu diyelim, var onun gerçi ama. Şimdi 3 ya da 4 tur oynayacaksın. Milan kazanırsa 4 tur. Diğerleri kazanırsa 3 tur oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi'ne girin. İnşallah takımımız girecek. Ben inanıyorum. Ha, bu da baştan ben söyleyeyim. De inanıyorum. Kim girerse Fenerbahçe, hangisi olursa. Gitse, evet. Çünkü üçü şampiyonlardan oynayacağız. Evet. Şuna bakmak lazım. Şimdi Fenerbahçe ikinci oldu diyelim. Galatasaray'ın Efes stadında yendi. Sıkıntı Beşiktaş da yenmiş olacak. Şimdi diyecek ki Galatasaraylılar da. Yani Okan Buruk'la acaba devam etsek mi etmesek? Ben o yüzden diyorum. Bak Okan'ın Şenol Hoca'yı savunması hoşuma gidiyor. Valerian İsmail'e bir fatura çıkartması da hoşuma gidiyor. Bunu gerçekten söyleyeyim. Yani bu ayrı bir konu. Ben de diyorum ki Jorge Jesus'u benim desteklemem nedeni hep de beni Aykut Kocamancı bilirler. Yani 2 yıl üst üste bir Fenerbahçe teknik direktörü hiç çalışmamış çok uzun yıllardır. Başarısızlığın ana nedenlerinden biri bu. Yo, herhangi bir doğru söylüyorsun. Sürekli İstikrar her zaman başarı getirmiştir. Evren ama diyecek ki ben nerede oturuyordum her dakika.